AutoCAD projemizi getirdik. Üzerine tıkladım. Ne demiştim? Kalem kalınlıkları çok kalın geldiyse, mesela kalem kalınlıklarımı şu anda görüyorum. Revit'te görmek istemezsem ne yapıyorum? Hemen Quick Toolbar'da Thinline başlığı var. İster buradan arkadaşlar kısa yolu TL, ister kısa yolunu ya da View menüsünde uzun yolu Thinline başlığı var. Buraya tıkleyerek kalem kalınlıklarımı gizledim ya da klavyeden TL yazdım geldi. Kapadım, açma işlemleri yaptım ya da kısa yollar menümden kapama açma işlemleri yapıyorsunuz. Şimdi kalem kalınlıklarımı incelttim. AutoCAD dosyanız kilitli gelir demiştim. Dosyanızı silemezsiniz ya da kaydıramazsınız ya da taşıyamazsınız. Şöyle yaklaştırdığınızda kilidi görüyorsunuz. İster manuel olarak tıklayarak buradan kilidi açabilirsiniz. Ya da tekrar üzerine gelip tıklayarak kapatabilirsiniz. Ya da ne demiştim? Modify kısmında hemen şu alt kısımda bakın Messing Site'in altında Unpin kilidi aç ya da pin diyerek kilitle menüsünü kullanabilirsiniz. Şu anda kilitledim. Kilitleme işlemi yaptım. Layer'larımı gizlemek istiyorum. AutoCAD dosyam seçiliyken Modify kısmında Query başlığı aktif. Query'yi tıkladığımda gelip direkt layer'larımın üzerine tıkladığımda hem layer'ımın ismi yazıyor hem polyline ya da line'a çizilmişse geometrisi görünüyor. Delete, sileyim mi, gizleyeyim mi başlığı var. Silmiyorum. Hide and view diyerek bunu gizledim. Geldim bir başka layer'ımın üzerine. Tekrar hide and view dedim, gizledim. Taramaları şöyle kenarlardan seçerseniz seçim yapabilirsiniz demiştim. Hide and view. Şu mahal isimlerini de hide and view ile gizledim. Yani projemin kolon, duvar, merdiven, yani ana başlıklarının kalmasına dikkat ettim. Diğerleri lazım olduğunda geri getireceğim. Layer'larımızı nasıl geri getiriyorduk? Komuttan çıktım çünkü query'deydim. Escape diyerek komuttan çıktım. Floor planda, görünüşlerimin olduğu, özelliklerin olduğu planda Graphic Display Options'ın hemen üzerinde Visibility grafik başlığı var. Kısa yolu VG. Bunun editine tıklarsanız editine tıkladım. Layer'larım geldi ya da kapattım. Kısa yoldan VG dedim. Layer panelime ulaştım. Buradaki layer panelim bulunmuş ol, bakın yazıyor zaten zemin kat planı diyor. Bulunmuş olduğum katın layer'larını değiştirmeme yarıyor. Yani komple bütün projedeki layer'ları değiştirmeme yaramıyor. Ben buradaki duvar layer'ımı değiştirirsem sadece duvarın layer'ını değiştirmiş olurum. Hatta bunu şöyle göstereyim de size arkadaşlar. Mesela architecture wall, bir duvar çizmiştik tamam. Burada bir duvarım var. Bu duvarımın kalem rengini değiştirmek istiyorum. VG diyorum. Model kategori kısmında Revit'in elemanlarının bulunduğu layer paneli. Duvar komutunu arıyorum. D'lerde, tamam. Duvar D'lerde değil, V'lerde İngilizce arıyoruz. Aşağı doğru iniyorum. Bakın wall komutu var. Şu açılan panel boş. Bakın üzerine tıkladım. Yazılar çıktı. Şimdi şu kısım önemli. Bakın projeksiyon, surface ve kat başlığı var. Şimdi kat dediği plan görüntüleri. Projeksiyon, surface dediği yüzey görüntüleri. Mesela 3 boyuttaki yüzeydeki duvarların rengini değiştirmenizi yarar. Ya da görünüşteki duvarlarınızın rengini değiştirmeyi yarar. Ama planda işlem yapacaksınız. Kat başlığına gelmeniz gerekiyor. Bakın katın altında line yazıyor. Şurada override başlığı aktif oldu. Override tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda line grafik başlığı çıktı. Pattern çizgi stili belirlemenizi sağlıyor. İlk ders göstermiştim çizgi stillerini. Buradan bir çizgi stili belirleyebilirsiniz. Solid derseniz düz bir çizgi çizer. Hemen şu yan kısmı tıklarsanız da yine açılır burası. Bizim şu line pattern menümüze ulaşıyor. Color'da renk değiştirirsiniz. Kırmızı dedim mesela. Okey dedim. Weight'te de kalem kalınlığı değiştirirsiniz. Kalem kalınlıklarının yerlerinden de bahsetmiştim. Onayladım. Bakın onayladıktan sonra mesela duvarınıza tarama da verebilirsiniz. Bakın pattern kısmında pattern override kısmı var. Mesela şu pattern kısmında şu an hiçbir tarama yok. Yandaki başlığı tıkladım. Buradan taramalar seçebilirsiniz. Bunu size sonra detaylı anlatacağım.
ya da şu başlığı tıklayarak taramaların olduğu menüye girebilirsiniz. Buradan herhangi bir tarama seçerek duvarda tarama da gösterebiliyorsunuz. Şimdi taramayı yapmadım. Apply, OK dedim. Bakın duvar rengim kırmızı oldu mu? Değişti. Ama şimdi buraya çizmiş olduğum duvarlar değişiyor. Birinci kat planına gidiyorum. Duvar rengim Revit'in kendi rengi. Yani bulunmuş olduğu ne yaptım? Sadece görünüşteki layer'ı değiştirdim. Zemin katta değiştirdim. Zemin katta layer'ım değişti. Birinci katta hala ilk eski halinde. Eğer ben bütün layer'ların değişmesini istiyorsam, bütün planlarda zemin kat planına tekrar geldim. Şimdi VG dediğinizde hemen şurada object style başlığı var. İşte burada kat başlığına gelip buradan kalem rengi ve kalem kılınlığınızı değiştirdiğinizde komple bütün projede değişecek. Layer'lar için ayrı bir ders yapacağım. Yani detaylı olarak bunu anlatacağım. Sadece bir bilgi vermek açısından, hani niye biz burada değiştiriyoruz, VG burada kapanıyor, diğer tarafta yok. Mesela birinci kat planıma girdiğimde VG dediğimde imports kategoride bakın DVG dosyam görünmüyor. Neden? Çünkü ben bu görünüşe DVG dosyamı atmadım. Zemin kat planına attım. Zemin kat planında VG dediğimde import kategori başlığını tıklıyorsunuz. Zemin kat planınız burada ve buradaki layer'ları açıp kapatabilirsiniz. Yani taramamın tekrar gelmesini istiyorsam taramayı onaylarım, gelir. Buradan query'den gizleyebilirim ya da layer paneline girerek VG'den de import kategori başlığında buraları tiklerini kaldırarak gizleyebilirim. Şimdi buraya kadar yaptık. Gridlerimi yani akslarımı yerleştirmek istiyorum. Architecture başlığını tıklıyorum. Grid diyorum. Grid'e geldim. Manuel olarak yerleştirmek isterseniz line seçili gelirsiniz. Burada başlangıç ve bitiş noktasını seçerek yerleştirirsiniz. Şuradaki aksım unutulmuş. Bunu da buradan referans alıyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Ya da bunu. Ama altlığınız olduğu için, altta da akslarınızın yerleri belli olduğu için şöyle geri alıyorum. Pick'i kullanın. Pick sizin işinizi daha kolaylaştırır. Bakın pick'i tıklıyorum. Burada pick'in özelliği neydi? Bulunduğu komutun altında offset öteleme yapıyor. Ya da pick'leme yani tıklamış olduğum çizgiyi bulunmuş olduğu komuta çevir. Bu duvar komutunda pik olsaydı duvara çevirecekti benim buradaki aksımı. Şu an aks komutunda olduğum için bu çizgiyi aksa çevirecek. Tıkladım ilk aksımı koydum. Şuradaki kolonumda aksın çizilmesi unutulmuş. Bakın şu kolonu ya da duvarı baz alabilirim referans olarak. Tıkladım ikinci aksımı koydu. Üçüncü aksımı koydum. Alt akslara geldim. İlk aksımı koydum hemen bunun ismini A olarak değiştirdim. Ve piklediğimde B, C, D ve E olarak ne yaptı? Akslarımı yerleştirdim. Escape dedim. Komuttan çıktım. Düzenlemek istiyorum bunları. Çünkü bazıları kısa kaldı. Çizgilerden dolayı. Çünkü buradaki AutoCAD'deki çizgiyi mesela şu çizgiyi, aks çizgisini arkadaş buraya kadar uzatmamış. Şu arada bir boşluk bırakmış. Sonra çizgiyi çizmiş. Burada aksı koymayı unutmuş. AutoCAD dosyasına bakarak tabii buna karar verdik. Ve AutoCAD dosyamı gizlemek istiyorum. Gizlemeleri tekrar hatırlatıyorum. Önemli arkadaşlar. Çünkü burada obje bayağı bir gizleyeceğiz, saklayacağız. Layer'lardan da gizleyebilirsiniz. Ama direkt görünüşlerden de gizleyebilirsiniz. Şimdi ben bu projemi gizlemek istiyorum. Bakın seçtim. Sağ tıklıyorum AutoCAD dosyamı. Hide in view element dedim. AutoCAD projemi gizledim. Geri getirmek istersem sol alttaki görüntü panellerimin olduğu komut panelini tıklıyorum ve ampulü tıklıyorum. Gizlemiş olduğum objeler pembe renkte görünüyor ve buna sağ tıklayarak unhide view element diyerek ne yaptım? Projemi tekrar boşluğa tıkladığımda gizlemiş olduğu şey görünür hale getirdim. Ampulü tıkladığınızda projeniz gelmiş olacak. Şimdi gözlükten eğer gizleme işlemi yaptıysanız arkadaşlar, gözlüğü de göstermiştim biraz önce. İşte projem neden gelmedi bir ona bir kontrol edeyim. Evet, yani gelmiş projem, okey. Şimdi gözlükten mesela projemin herhangi bir çizgisinin üzerine tıkladım.
Gözlüğü tıkladım. Hide element dedim. Gizledi. Hide kategori aynı kategoride. Mesela burada başka bir DLG dosyası da olsaydı arkadaşlar yan yana. Onu da gizleyecekti. Aynı kategoride oldukları için. Hide element dediğinizde seçtiğinizi gizliyorsunuz. Gözlüğü tekrar tıkladığınızda reset temporary hide diyorsunuz. Geliyor. Gizleme ve saklamaları yine proje içinde çok sık yapacağız. Şimdi ben tekrar AutoCAD dosyamı gizleyeyim ve gridlerimi de düzenleyeyim. Gözlükten hide element dedim, gizledim. Şimdi şu aksımı bir düzelteceğim. Aksımın üzerine tıklıyorum çizgiden. Hemen şuradaki pembe butonumu tutuyorum. Yukarı doğru diğer akslarla aynı hizaya getirdim. Çizginin sınır bölmesindeki pembe butonu tekrar tutarak bunu da uzattım. Bakın şuradaki aksımı da tıklayıp yine pembe butondan uzattım. Hatta şu kısa kaldı. Ve artık beraber hareket ettirebiliyorum bunları. Şöyle birazcık hepsini uzatarak akslarımı yerleştirdim. Geliyoruz kolon yerleştirmeye. Projemi çağırıyorum. Ve 5 dakika mola veriyorum arkadaşlar. Sonra kolonları koyalım. Biraz bir dinlenin 2 dakika.